كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله bilmiyorum ne halindeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Artık bizde bugün buraya milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihi bu memleketin yol ayrımlarından birisi olmuştur. Bizler Türkiye olarak o gün karanlıktan yana olmayı değil, aydınlığı, çetelerin himayesini değil, devleti, cuntayı değil, demokrasiyi seçtik. Bu memleketin iyi niyetlerinden faydalanarak, sadakasını, zekatını kullanarak, yıllar yılı sinsi bir hastalık gibi içimizde büyüyen FETÖ'nün devleti eline geçirme hayalleri suya düşmüştür. Bugün burada meydanları doldurarak ahdimizi tekrarlıyoruz. Bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh bir ülke olabilmenin temel şartı birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Karanlık güçlerin kirli maşası olarak irademizi esaret altına almaya çalışan hain terör örgütü mensupları 15 Temmuz 2016 gecesi tankları milletimizin üzerine sürmüş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yağdırmış ve namlularını sivil vatandaşlarımızın üzerine doğrultmuştur. 15 Temmuz'da milli şuur vuku bulmuş ve vatanseverlerin yumruğu hainlerin kafasına bir balyoz gibi inmiştir. Topraklarımız üzerine çirkin amaçları olan herkes şunu iyi bilmelidir ki Türk milleti asla teslim olmayacak, egemenliğine vurulmaya çalışan zincirleri bir bir kıracak, yıkılmayacak ve bağımsızlık anlayışından bir gram taviz vermeyecektir. Buna yeltenmeye cesaret edenler ise binlerce yıldır olduğu gibi milletimizin kuvveti karşısında bir çare kalacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiriyle geldikleri gibi gideceklerdir.